Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ağustos 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Ağustos sizin ayınız. Bu ay doğan tüm aslan burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen aslan burçlarımız, doğru videodasınız. Sizin için de önemli. Güneş yükselen burcunuzun üzerinde enerjiniz, motivasyonunuz artıyor ve bu ay meydana gelecek etkiler sizin için gerçekten çok önemli. Yılın en önemli aylarından biri olacak Ağustos sizin için. Konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 1 Ağustos'ta Kova burcunda önemli bir dolunay var. Ve Venüs retrosu ay boyunca burcunuzda, aslan burcunda olacak, devam edecek. Güneş 23'üne kadar aslan burcunda, 16'sında burcunuzda, 23 derece aslan burcunda yeni ay doğacak. Merkür retrosu var bu ay, Merkür'de gerilemeye başlıyor ve ayın sonunda yine bir dolunay var balık burcunda. Şimdi detaylara bakalım. Güneş 23'üne kadar burcunuzda, Venüs burcunuzda geriliyor ki ay boyunca bu devam edecek. Bu önemli bir etki tabii ki sizin için. Ve 1 Ağustos'ta Kova burcunda dolunay var. Aya hızlı başlıyoruz. Dolunay enerjimizi arttıracak. Biraz gerilimleri de arttıracak tabii ki. Güneşle ay karşıt açıda olduğu için. Güneşle Venüs de karşıt. Venüs kavuşumda ama ay Venüs karşıtlığı var. Karşıt burcunuz ilişki alanında bir dolunay var. İçinde bulunduğunuz ilişki dinamiklerinde bazı stresler yaratabilir sevgili aslanlar. Yani bu tabii ki sizin için bir karar süreci olabilir. Bir gözden geçirme dönemi olabilir. Bir yakın arkadaşlığınızı, bir iş ilişkinizi veya evlilik partner ilişkilerinizi, hani buralarda bir farkındalık, bir tamamlanma, bir dönüşüm ya da eşinizle, partnerinizle ilgili hızlı bir gündem söz konusu olabilir. Venüs gerilemesi olduğu için ilişkinizi daha fazla sorguluyorsunuz. Ay boyunca bu devam edebilir. Kendinizi de daha fazla sorguluyorsunuz aslında. Dolayısıyla bir ilişkiyle ilgili bir kararsızlığınız varsa dolunay sırasında bu gündeme gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa dolunay tesirini daha güçlü hissedebilirsiniz. Burada bir evlilik kararı, bir ayrılık kararı, bir arkadaşlık ilişkisinde bir önemli adım, belki bir işbirliğinde bir karar vermeniz ya da eşinizin yaşamında olabilecek önemli etkiler, parasal konularda paylaşımlar, hesaplar olabilir. Çünkü Venüs burada parasal konuları da gözden geçirme anlamına geliyor ayın genelinde. Merkür zaten para evinizde, Mars para evinizde, parayla ilgili de çok fazla efor sarf edeceğiniz, hesaplar yapacağınız, analiz içerisinde olacağınız bir dönemdesiniz. Harcama eğiliminiz artabilir ama daha çok para kazanma ya da sahip olduğunuz paraların, mal varlıklarının değerlendirilmesi, paylaşımı ve benzeri alanlarda biraz daha bu ay çok detaycı olabilir, daha fazla düşünebilir, plan program içerisinde olabilirsiniz. Şimdi Venüs burcunuzda gerilerken bir yandan imajınız, görünümünüz, işte güzellik, estetik gibi konularda kaygılarınız olabilir. Bir ilişki içerisindeyseniz, ilişkideki sevgi alışverişinizde değerlenme, yani kendinizi değerli hissetme alanında burada çok fazla içe yönelişler, sorgulamalar, gözden geçirmeler olabilir. Aklınıza çok geçmişle ilgili konular gelebilir. Yarım kalmış, unutamadığınız bir ilişkiyi daha fazla düşünebilirsiniz. Hatta bazı tesadüfler, karşılaşmalar olabilir. İşte bunlar genellikle Venüs retrolarında ilişkilerle ilgili çok hızlı karar vermemek lazım. İzlemek, sorgulamak, kendimizi bir gözlemlemek daha doğrudur. Ama bazen de çok güzel fırsatlar çıkarabilir bu durum. Yani daha önce değerlendirilememiş bir ilişkiyi değerlendirme fırsatı gibi ya da yarım kalmış bir şeyi tamamlama fırsatı gibi, bir hesaplaşma dönemi gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Alışverişlere temkinli yaklaşmakta fayda var. İşte güzellik, estetik gibi konularda çok radikal kararlar vermemek gerekiyor. İşte gidip de hiç kullanmadığınız bir saç rengini kullanmak, çok böyle cildinizle ilgili bir estetik uygulama yapmak. Venüs oranla ilgili, estetikle ilgili bir gezegen ve Venüs gerilemelerinde sıkıntı oluşabilir, memnuniyetsizlikler olabilir. Bu yüzden buna özellikle dikkat etmemizde fayda var. Ayın 16'sında burcunuzda bir yeni ay doğacak sevgili aslanlar. Özellikle doğum günü 12-20 Ağustos arası olan aslanlarımızı çok daha fazla etkiliyor ve tabii ki yükselen burcu 23 derece ve yakınlarında olan aslanlarımızı etkiliyor. Yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 23 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa ve sabit burçlarda daha fazlaysa bu etkiler,
yeni ayın tesirleri artacaktır. Bu yeni ay Güneş Uranüs karesi de etkinleşiyor. Uranüs Boğa burcunda. Dolayısıyla biraz böyle hızlı, beklenmedik, ani gelişmeler getirebilir bu yeni ay. Hızlı kararlar verebilirsiniz. Hızlı bir tanışma. İşte ne bileyim, bir anda böyle hayatı, bir yer değişikliği, taşınma ya da mesleki anlamda kariyerinizi etkileyebilecek hızlı gelişme, sürpriz haberler olabilir. Beklenmedik bir durum olabilir yani. Hani işten ayrılma gibi bir durum ya da yaşadığınız yerde evden ayrılma, mekan değiştirme gibi bir konu. Stres yaratabilir. Çünkü bu planda olmayan bir konudur. Ama dış şartları çok değiştiremeyiz. Yani mümkünse aslında bu yeni ay Venüs retrosu da devam ettiği için hani mümkün olduğunca içinde bulunduğumuz şartları iyi analiz etmemiz, çok böyle risk almadan, çok ani değişiklikler yapmadan mümkün olduğunca daha sakin hareket etmemiz doğru olabilir. Ama bizim elimizde olmayan bazı koşullar da olabilir süreç içerisinde tabii ki. Hızlı, sürprizli, bazı sürprizler güzel de olabilir. Beklenmedik durumlarla, tekliflerle karşılaşabiliriz örneğin. Bir anda terfi etmek gibi ya da bir anda çok sevdiğiniz bir kişiden bir güzel teklif almanız gibi bir durum da söz konusu olabilir. Ayın 23'ünde Güneş Başak Burcu'na geçecek. Merkür ayın 23'ünden sonra gerilemeye başlıyor. Dolayısıyla özellikle hesap işleri, para durumunuz, muhasebe işleri, borçlanma, alacak verecek konuları, bunları ayın 23'ünden sonra daha dikkatli analiz etmeniz gerekiyor. Merkür Başak'ta gerilerken para hesabı yapmak, muhasebe yapmak, işte gelirlerim nedir, giderlerim nedir, ihtiyaçlarım nedir, ne kazanıyorum, ne harcıyorum. Hani bunları iyi bir analiz ve muhasebe yapmak için iyi bir dönemdesiniz. Daha fazla nasıl para kazanabilirim? Hani bunun için şartlarım nedir? Potansiyelim nedir? Kişisel yeteneklerimi nasıl değerlendirebilirim? Gerekli bazı eğitimler almam gerekiyor olabilir. Hani bunlar için belki eksiklerinizi tamamlamak için çabalayabilirsiniz. Doğru bir dönem aslında. Çok önemli pahalı alışverişler yapmamak, işte yatırımlara daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Borçlanmak için de çok uygun bir dönem değil. Çift retrolu, hem bir yandan Venüs retrosu, bir yandan Merkür retrosu, paramıza sahip çıkmamız gereken bir dönemdeyiz. Ayın 27'si 28'i Güneş Satürn karşıtlığı olacak ki bu para alanında biraz sıkıntı, bir daralma, böyle bir endişe, kaygı yaratabilir. Hani kazançlarda bir azalma ya da beklediğiniz bir paranın gecikmesi gibi bir konu. Dolayısıyla biraz bu alanlarda daha temkinli olmamız gerekiyor. Ayın son gününde yine bir dolunay var. 31 Ağustos'ta balık dolunayı. Bu daha çok tabii ki Eylül ayının ilk dönemini etkileyecektir. Ağustos'un son 2-3 günü tabi dolunay tesiri artabilir. Özellikle Güneş-Satürn karşıtlığı da para alanınızda olduğu için dolunayda 8. evinizde aslında parasal paylaşımlar, hisseli paralar, borçlanma konuları ve benzeri alanlarda bir dolunay bu. Bu dolunayda yine para durumunuzla ilgili bir gündem olabilir. Bir borç konusu, bir kredi konusu gibi. Daha çok içinde bulunduğunuz şartların netleşmesi, mali durumunuzla ilgili bir şeylerin daha iyi analiz edilmesini gerektirecek konuları devreye sokabilir sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Aslan burcu zodyağın 5. burcudur. Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinden sabit nitelikli bir burçtur. 21 Temmuz, 21 Ağustos arasında doğan kişiler aslan burcundan kabul edilir. Aslan burcunun gezegeni Güneş, onlara canlılık, yaratıcılık ve enerji verir. Güneşin diğer bir etkisi de kendilerini çok önemsemelerine ve gururlu olmalarına yol açar. Onlar doğuştan bir liderdir. Bulundukları ortamda dikkat çekmeyi, ilgi odağı olmayı severler. Kendilerine güvenen, açık sözlü, cömert ve yaratıcı kişilerdir. Rahatına ve lükse de düşkün olan aslan burçları, hayatın zevkli yanlarıyla da çok fazla ilgilenebilirler. Para onlar için kendilerini, isteklerini ulaştıran bir araç olacaktır. Bu nedenle çok fazla para harcayabilir, pahalı ve lüks tüketim nedeniyle de zaman zaman yaşamlarında maddi sorunda yaşayabilirler. Aslanlar hiçbir zaman ikinci planda kalmayı kabullenemez. Onların liderliğini kabul ettiğiniz ve sürekli takdir ettiğiniz sürece size sadık kalacaktır. Çok fazla gururlu, kibirli, bencil davranışları olursa sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler.
Aslan burçları baskıdan hoşlanmaz. Özgürlüklerine düşkündür. Başarılı olmak ve toplumda üst seviyelerde yer almak onlar için önemlidir. Ancak bunun için de çok fazla çalışmak istemeyebilirler. Genel olarak güneş onlara şans verdiği için yüksek seviyelere gelmeleri de kolaydır. Sanatsal yaratıcılıkları yüksektir. Özellikle sahne sanatları ve drama Aslan burcuna çok uygundur. Aslan burçları aşık oldukları kişiyi gözlerinde çok yüceltebilirler. İlişkilerinde dürüst davranırlar ve sadakate her zaman çok önem verirler.